değerli basın mensupları, son 17 yıldır artarak devam eden kadın cinayetlerine hepimiz tanıklık ediyoruz. Kadın cinayetlerine caydırıcı yasalar uygulanmazken, kadınların hayatta kalmasını sağlayan 2011 yılında Türkiye'nin de ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmaya açanlar, kadın cinayetlerinin sorumlusu olarak tarihte yerini alacaktır. Özgecen Aslan, Şule Çet, Ceren Özdemir, Gülistan Doku, Pınar Gültekin ve daha binlerce kadın. Hepsinin hikayesi aynı, hepsinin hayatı aynı, hepsi cinayete kurban giden çok değerli kız kardeşlerimiz. Sırf hayır dediği için, boşandığı, ayrıldığı ve hiç birlikte olmak istemediği için katledildiler. Boşanan kadınları sapkın hayatlar yaşamakla suçlayanlar. Boşanmalarını ne pahasına olursa olsun engellemek için mecliste komisyon kuranlar. Aileleri parçalatmayacağız diye dört bir yerden açıklama yaptıranlar. Nafakayı kaldırmak için yasa hazırlıkları yapanlar. Şiddete ilişkin koruma kararları almamızı sağlayan 6284 sayılı yasayı kaldırmak isteyenler. İstanbul Sözleşmesi'nden devletin imzasını çekmesi için uğraşanlar, öldüreni değil, öleni suçlayanlar, katilleri yargılamadan, hak ettikleri en ağır cezaları vermeden toplum içerisine bırakanlar, katledilen kız kardeşlerimizin cinayetlerinin sorumlusudur. Bunun böyle bilinmesini istiyoruz. Haftalardır, aylardır, yıllardır yasaları etkili uygulanmıyor. Erkek şiddetine karşı acil önlem planı yapılmalı diyoruz. Ancak tüm bu çağrılarımıza kulak tıkayanlar, kadınlar için önemli, hayati öneme sahip İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmaya açıyor. Oysa İstanbul Sözleşmesi hukuki güvencemizdir. İstanbul Sözleşmesi'ne hedef alıp sözleşmeden çekileceğini tartışmak kadına yönelik şiddeti teşviktir. Bunun böyle bilinmesini istiyoruz. Susmaya, itaat etmeye, birbirimizi yalnız bırakmaya, şiddetle yaşamaya ya da canımızdan olmaya hiç niyetimiz yok. Evimizdeki, iş yerimizdeki, memleketimizdeki tüm kadın düşmanları ile yaşamak için birlikte savaşacağız. Örgütlenerek, birbirimize kenetlenerek, yaşama elinden alınmış, katledilmiş kız kardeşlerimizin gülüşünü yüzümüze yerleştirerek mücadelemize devam edeceğiz. Kadınların kanı ile yazılmış ve hiçbir hakkımızdan birlikte beraber mücadele ederek asla vazgeçmeyeceğiz. Cumhuriyetle kazandığımız haklarımızı kısıtlayan zihniyete birlikte karşı koyacağız. Hep diyoruz, demeye devam edeceğiz. Cumhuriyet bir kadın devrimidir. İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmaya açmak, Cumhuriyet değerlerini tartışmaya açmaktır. Biz kadınlar isyanımızla büyüyüp, dişimizle, tırnağımızla kazandığımız haklarımızı asla teslim etmeyeceğiz. Koyulaştırılmaya çalıştığınız karanlığa rağmen süre gelen mücadelemize umut vermeye devam edeceğiz. Biliyoruz ki kadın ne zaman siyasette, yerel yönetimlerde, sendikalarda ve hayatın her alanında, toplumun her alanında %50 oranında temsil edilecek, işte o zaman kadınlar o zaman özgürleşecek. Biz kadınlar varız, eşitiz, haklarımızın bilincindeyiz demeye devam edeceğiz. Ve hayatın her alanda %50 temsiliyet için birlikte mücadelemizi büyütmeye devam edeceğiz. Yineliyoruz kadın örgütlerini ve İstanbul Sözleşmesi'ni hedef gösterenler, öldürülen tüm kadınların katilidir demeye devam edeceğiz. Kadınların hayatını kendi siyasi çıkarlarınız için,
malzeme yapmanıza izin vermeyeceğiz. Ölmek istemiyorum. Ölmeden koruyun beni. Beni öldürdükten sonra mı tutuklayacaksınız? Çığlıklarının yükselmediği bir hayatı birlikte kuracağız. Yan yana gelerek, dayanışarak, yılmayarak, mücadele ederek birlikte kazanacağız. Hiçbir kadının saçının teli zarar görmeyene kadar, tam eşitlik sağlanana kadar meydanlarda olacağız. Meydanları asla boş bırakmayacağız. İstanbul Sözleşmesi'ne ve 6284 sayılı yasaya hiç kimsenin dokunmasına izin vermeyeceğiz. Yaşasın kadınlar, yaşasın kadın mücadelemiz. Buradan bir de duyuru yapmak istiyorum değerli basın mensupları. Demokrasinin gereği olan kadın örgütünün 14. olağan kurultayı pandemi nedeniyle ertelenmişti biliyorsunuz. 8 Ağustos'ta yine yeniden kadınların özgürleşeceği, eşitliğin geleceği, eşitliğin mutlaka geleceği kadın kolları olağan kurultayımızı 8 Ağustos'ta Bilkent Odeon'da saat 10'da başlayacak şekilde kurultayımızı yapacağız. Bunun da duyurusunu buradan yapmış olayım. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.